Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Temmuz ayı sizin için kariyeriniz, toplumdaki statünüz, ev yuva alanlarında çok önemli etkiler barındırıyor. Şimdi konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. 17 Temmuz'da ise Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Mars 10-11'ine kadar Aslan burcunda, daha sonra Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. Venüs ay boyunca Aslan burcunda, 23'ünde retro hareketine başlayacak. Şimdi detaylara bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek sizin 10. evinizde. Toplumdaki statünüz, kariyeriniz, iş ve görevler alanında bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Yılın bu dönemi sizin için yaşamınızda daha kadersel etkiler barındırıyor. 11 derece Oğlak burcunda olacak bu dolunay tüm öncü burçlarımızı etkiliyor. Siz de bir öncü burç olarak en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Dolunayın tesiriyle bir işe başlayabilirsiniz. İş ve görevleriniz alanında bir dönüşüm olabilir. Yer değişimleri olabilir. Atama gibi, görev değişimi gibi, tayin gibi konularınız gündemde olabilir. Mesleki anlamda toplumdaki statünüzü etkileyen konular var. Bazen tabii ki iş olabilir bu, toplumdaki statümüz. Bazen de ilişkilerimiz olabilir. Evlilik, evlenmek, ayrılmak ve bunun gibi konular da toplumdaki statümüzü etkileyen konulardır. Dolayısıyla geleceğinizi şekillendirecek alanlarda önemli gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Gezegeniniz Mars ayın 11'ine kadar Aslan burcunda olacak. Venüs'le birlikte hareket ediyorlar. Biraz daha hayatın keyifli yanları, çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınız, romantik konulara ya da yaratıcı faaliyetlere daha fazla enerji harcayabilirsiniz ayın ilk 10 günlük süreci içerisinde. Ayın 10'undan sonra ise 11'inden itibaren Mars Başak Burcu'na geçecek. Enerjinizi iş ve mesleki konulara daha fazla harcamaya başlayacaksınız. Biraz tabii ki günlük hayatınızın sorumlulukları artabilir. İş yoğunluğunuz artabilir. Bununla birlikte kendinize bir beceri kazandıracak bazı faaliyetler içerisinde bulunabilirsiniz. Herhangi bir şeyi öğrenmek için çalışabilirsiniz. İşle ilgili bir eğitim, mesleki bir eğitim de olabilir bu. Ayın 20'sinde Mars'la Balık burcundaki Satürn arasında karşıtlık var. Bu biraz zorlayıcı bir açıdır. Buna dikkat etmek lazım. 19, 20, 21 Temmuz gibi etkisini hissedebilirsiniz. Sağlık konularında hassasiyetleriniz varsa ihmal etmemek gerekiyor sevgili koçlar. Mars-Satürn karşıtlığı kronik bazı sağlık sorunlarınızda zorlayıcı tesirler getirebilir. Yani sağlığınıza daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Eğer burada ihmalkar olduysanız, mesela yanlış besleniyor olabilirsiniz. İşte zararlı alışkanlıklarınız olabilir ya da yanlış bir tedavi içerisinde olabilirsiniz. Bu konularda bazı yüzleşmeler getirebilir. Bununla birlikte iş ve çalışma ortamlarınızda sorumluluklarınızın artmasıyla birlikte beraber çalıştığınız kişiler, otorite figürleriyle ilişkiler biraz sizin için yorucu olabilir. Bu dönemde de yine temkinli olmakta fayda var. Ayın 17'sinde Yengeç burcunda yeni ay doğacak. 4. ev yeni ayı. Ev yuva alanlarınız, ailevi konularda, genel yaşam düzeninizle ilgili alanlarda bir yenilik getirebilir. Örneğin taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz, ev alabilirsiniz, kiralama, satma, mesela emlaklarınızın satışı, kiralaması gibi konularınız da olabilir bu ay. Bunlar aileyle bağlantılı da olabilir. Tabii ki ev konuları olunca yuva kurmakla ilgili kavramlar var. Evlilik kararı almak, evlenmek, aileden ayrılmak, kendi yuvasını kurmak gibi konularda birçok koç burcu için bu ay gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu yeni ay 24 derece yengeç burcunda olacak. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa yeni ay tesirlerini çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Aileniz, ebeveynleriniz ve onlarla ilgili konularda bu yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde yaşamınızda çok daha etkili olabilir, gündeminizde olabilir.
Ay boyunca Venüs Aslan burcunda sevgili koçlar, dolayısıyla aşk konularında aslında bu ay sizi destekliyor. Bununla birlikte işte ailedir, çocuklardır, hani bu alanlarda da olumlu tesirler alıyorsunuz. Venüs'ün 1,5 yılda bir yaşadığımız önemli bir döngüsü var. Bu yılda bunu yaşayacağız. 23 Temmuz'dan itibaren Venüs gerilemeye başlayacak 5 Eylül'e kadar. Bu dönemde 5. ev konularınızla ilgili biraz nostaljik etkiler gelebilir. Örneğin aşk hayatınızı, romantik konuları daha fazla sorgulayabilirsiniz. Geçmişle bağlantılı kişiler, olaylar karşınıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili konularda biraz daha enerjinizi yoğunlaştırmanız gerekebilir. Yani buralarda eksikler, hatalar, tamamlanması gereken konular varsa Venüs gerilemesi bunları daha fazla gündeminize taşıyabilir. Yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz, ilgi duyduğunuz alanlarda hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Bu dönemde sanatla ilgilenmek çok şifalayıcı olabilir sizin için. Uzun süredir zaman ayıramadığınız bir hobinize de belki bu dönemde zaman ayırabilirsiniz. Bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Parasal konularda temkinli olmak lazım. Aşk konularında çok hızlı kararlar vermemek lazım Venüs retrolarında. Bununla birlikte güzellik, estetik, kişisel bakım gibi alanlarda da biliyorsunuz Venüs retrolarında çok radikal uygulamalar yapmamak daha doğru kabul edilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu, ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilkbahar mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart 20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.